Papa gibi. Niye böyle yapıyorlar biliyor musun? Bakıyorlar ki muhatap salak. Muhatabı salaklaştırmışlar zaman içerisinde. Çocukluktan beri salaklaştırıyorlar sizi. Yani aranızda zeki olanlar var. Çoğunuz doğarken zeki, fıtrat üzere doğru. Ama fıtratınızı değiştirmeye çalışanlar bunlar. Sizi sorgulayan çocuklar olarak yetiştirmek yerine baba ne derse, hoca ne derse, din adamı ne derse onları böyle ezberleyen, kabul eden, sorgulamayan böyleyse beyninizi böyle çelikten bir kutuya sokuyorlar. Gelişemiyor beynin. Onun için özgürlüğünü ilan et, beynini kurtar, çatlat, yırt, yık o duvarları. Bunların ürdüğü dogmaları hepsini reddet. Beni de reddet. Beni izle demiyorum ki güzel kardeşim. Sadece düşün. Düşünürsen, düşünmekten korkmazsan birçok sorun gördüğün şey, karma karışık gördüğün şey düzelecektir. İnan ki. İlk başta biraz sıkıntı çekeceksin. Hani bir adam değil mi ki yürümesi engellenmiş çocukluktan beri. Ayakları cılız kalmış. Ben yürüyemem diyor artık sürekli. Yürüyemem oturmuşsun. Ve o kalkamıyor da. Bağlamışlar şeye. Ben yürüyemem diyor. Hakikaten bak ayaklarım cılız. Ve inandırmışlar. Tekrarla demişler. Benim ayaklarım beni taşıyamaz. Ve böyle inandırılmış. Ve zaten yürümediği için de ayakları hakikaten iyice cılızlaşıyor. Çünkü yürümekle kaslar gelişiyor. Yani self-fulfilling prophecy olmuş. Onun için bu şeye yavaş yavaş yürüme. Düşeceksin biraz. Edip bizim kafamız karışıyor, sen kafamızı karışıyor, din de kalmadı. Olsun. Kafa karışıklığı çok önemli. Başlangıç. Felsefenin, hikmetin, gerçeği bulmanın başı böyle ortamlarda yetişmişsen kafa karışıklığı olacaktır. Çünkü o dogmalar seni bağlamış, hepsini tek tek koparacaksın ve kendi ayağın üzerinde, iki ayağın üzerinde duracaksın, ayaklar cılız. O beynini çok kullanmamışsın. Ama kısa süre zarfında bakacaksın ki daha önce kafan karışık.